Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz demek isterdim ama bu benim kanalım değil. Ama hiç de merak etmeyin, demek olmuyor ki, oluyor olmuyor ki bu hoş geldiniz değil tabii ki. Ve bu benim ilk videom. Enerjik, coşkulu bir giriş yapmak istedim sizlere. Fakat tabii ki de bu benim bilmem kaçıncı denemem olduğu için pek de enerjik başlayamadım mı acaba, bilemedim. Şu an birazcık enerjim düştü mü ama kesinlikle hayır. Kesinlikle düşmedi, kesinlikle hayır. Şimdi arkadaşlar, ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum size. Benim adım Gamze Gül. Gamze Gül ayrı yazılıyor. Kaç yaşındayım? Tahmin edin. Kaç yaşındayım acaba? Lise sona gidiyorum. 18 yaşındayım. Kesinlikle 18 yaşındayım. Gündelik hayattaki bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela burçlarla ilgili. Bence bana soracak olursanız, burçlar hayatımızı yönlendirmemizde ve insanlara karşı bakış açımızda çok büyük faydalar, bilgi edinmemizi sağlıyor bize. Yani çok büyük faydalar sağlıyor bence, bana soracak olursanız. Nasıl mesela? Tabii ki şöyle bir durum var. Mesela atıyorum balık burcu diyelim. Her balık burcu aynı değildir. Yani İki tane balık burcu var karşımızda. İkisinde de aynı özellikleri bulunmasını bekleyemeyiz. Kabataslak tabii ki de belirli özellikler vardır. Bunlar her insanda vardır ama kesinlikle mesela bunun yükseleni var, alçalanı var, Mars burcu, Venüs burcu var, gezegenlerin dönüşü var, hareketleri var, saati var, sanmalı var, bilmem nesi, her şeyi var. Her şeyle birlikte karman şorman oluşuyorsunuz siz, ben falan. Hani böyle ortaya çıkıyoruz biz sonuçta. Ondan sonracığıma böyle ortaya çıkmamızdan dolayı farklı özelliklerimiz tabii ki de olabilir. Ben onlara kesinlikle şey demiyorum. Fakat bir insanı tanımak için burcunu öğrenmek şart. Mesela yay burcu benim en sevdiğim burçtur. Neden en sevdiğim burçtur? Çünkü o benim burcum. Yay burcu. Buradan yay burçlarını öpüyorum. Şimdi yay burçları nasıldır? İyimser, pozitif, dünyaya bakış açısı çok geniş. Nasıl diyeyim? Tamam, biraz şeyi var, fanatikliği var mesela, bir konuda tutturduğumu tutturur falan ama hani mesela böyle şeydir o, enerjilidir, enerjiktir, hiç kimse modunu düşüremez onun kolay kolay. Kinci değildir bir kere, yani çok kolay kin tutmaz. Hani bir küser bir barışır falan, hani bir küser bir barışır olayları da fazla olmaz. Çünkü neden? Unutur. Yani biraz böyle gidiktir yani, böyle deli tabirimizle, anca öyleyizdir bence, deliyiz bence biz biraz. Ve tabii ki de bu özelliklerimi seviyorum. Ondan sonra başka, gezmeyi severler, eğlenmeyi, konuşmayı, sohbet etmeyi çok severler. Çok konuşkanlardır, cana yakınlardır, herkese güvenirler, aptal gibi laf aramızda. Ama tabii ki de bu benim için geçerli, diğer yay insanlar için konuşmuyorum. Ama genel olarak böyle bir özellikleriniz var şimdi, bak Allah var. Ondan sonra başka, yalanı sevmezler bir kere. Tabii ki de bütün insanlar, bütün burçlar sevmez soracak olursanız. Ama yani genel olarak dürüstlükten yanadırlar. Mesela kötü de olsa dürüst olsun bana derler mesela. Yani böyle genel olarak bu tür özelliklere sahiptir yay burçları. Peki böyle kimseye zararı dokunmaz. Masum masum kalır oralarda. Sonra mesela ateş grubundan yay burcu insanı, bir de koç burcu, bir de aslan burcu insanı var. Şimdi koç burcu insanı nasıldır? İnatçıdır, dik başlıdır, kendi bildiğini yapar, kendi bildiğinden öteye şaşmaz ve bir koç burcunun boyu ne kadar kısa olursa o kadar çok koç burcu özelliğini taşıyormuş. Bu da çok ilginç bir bilgi bana göre. Yani fiziksel özelliklerimizle de etkili burçlar görüyorsunuz. Ki bence doğru, kesinlikle doğru. Yani yükselenlere bilmem ne karman çorman oluyorsunuz, o fiziksel özellikleriniz oturuyor öyle. Çok dik başlıdır, kendi bildiğini yapar. Ondan sonra böyle nasıl diyeyim, inatçıdır. Nasıl diyeyim, birazcık kindarlık aslında yok. Hani kindarlık yoktur ama dediğim dediktir yani. Nasıl diyeyim, kendi hatasını asla şey yapmaz. Yani kendi hatasını yüzüne vurulduğunda kabul etmez. Kesinlikle kabul etmez. Benim koç burcu arkadaşlarım var tabii ki de. Ama severim, ben yay burcuyum, ateş grubu burçları, ateş grubundanım. Onunla anlaşırım o yüzden. Ama mesela bir gelir sabit burç boğa desem, gelir koçla anlaşamaz. Niye? İkisi de boynuzlu. Bir boğayı düşün,
Bir de şeyi koçu düşün yani. İkisi de boynuzu tabii kim kimi süserse artık olur olayı bence. Anlaşamazlar. Birisi sabittir, birisi ateştir yani mesela. Aslan burcu. Çok bencil olduklarını söylerler. Ama bana göre aslında yani çok bencil, çok egoist olduklarını söylerler ki doğrudur bence. Ama suyuna gidildiği zaman her şeyi yaptırabilirsin onlara. O yüzden idare edilmesi en kolay burçtur diyebilirim bence. Boğa burçları en sevdiğim burçtur ve sabit burçlardır. Boğa burçları erkeklerini çok çapkın bulurlar. Yani çapkın bulduklarını söylerler. Kadınları çok evcimendir, sadıktır, güven ararlar. Çok minnoş, çok tatlı insanlardır ama çok kindarlardır. Ters yüzleri çok pistir. Kesinlikle inatlaşmayın, kesinlikle kızdırmayın onları. Gerçekten bir boğa gibi olurlar. Bu kesin. Ondan sonra başka Başak burçları var. Toprak gruplarından. Başak burcu temiz olduğunu zanneden ama temiz olmayan burçlardan bence. Yani şu an tüm astroloji dünyasını bence şey yaptım, yıktım diye düşünüyorum. Kesinlikle bir tartışma yaratacağım, evet. Ama hayır bak, bence niye öyle? Benim tanıdıklarım yani belki yükselenlerden falan farklıdır ama benim tanıdıklarım genel olarak yok yani. Başak burçları temiz değil. Kendilerine temizler. Etraflarına değiller. Ondan sonra ikizler burcu mesela. İkizler burcu mesela çok çapkındır. Bir de dibidenin tutmaz, yalancı falan. Bütün kötü lafları o burca saymışlar, saydırmışlar. Yazıktır, günahtır o burca. Tabii ki de çok bir anlaştığım burç değil. Çok da sempati duyduğum bir burç değil. Burç değil ama ben yine de şey yapmam yani. Yedirmem hakkını. Yani tabii ki de çapkınlığı falan vardır. Yani böyle çok gevezelikleri, affedersin, bir şeylikleri vardır ama ben yine de çok da yermek istemem. Akrep burcu çok kıskançtır. Hele ki erkeği, kadını fark etmez. Üf. Fena kıskançtır. Alev alırsın yani buralarda. Çok kısıtlar seni. Çok böyle şey yaparsın. Böyle bunalırsın artık. Ve sinsidir. Her şey ben bilirimdir. Ama sinsidir yani. Erkeği de kadını da. Böyle fenadır yani aslında bence. Ve şöyle bir özellik de varmış akrep, rivayet mi desem artık bilmiyorum da, akrep burcu insanları akrepler ısırmazmış. Yani bilmiyorum ne kadar doğru. Deneyin mi denemeyin bence. Ben olsam dener miydim acaba? Belki. Ama öyle bir rivayet var. Mesela oğlak burcu. Çok böyle çalışkan, disiplinli ama aynı zamanda duygusallığa da, duygusal yönden de iyi bir burçtur. Ama çok disiplinli bu burç. Yani böyle tuttuğunu koparan bir burç. Otur desen 10 saat çalışır o sana, tamam mı? 10 saat çalış desen sonrasında tabii ki de bir şey olacak yani, bir ödülüm yani, bir şey olacak onun ki çalışsın o. Çalış, bence disiplinli çalışma burcu. Yani sen bir işe kalkışacaksan Oğlak burcuyla kalkışmasısın. Yani bir ortaklık yapacaksın en azından. Başka hangi burçlar? Terazi burcu var. Kesinlikle yorumlayamadığım bir burç. Çünkü hani güzelliklerden falan hoşlanıyor. Çapkın bir burç erkeği. Kadını da gerçi biraz olabilir ama çok garip bir burç. Yani dengesiz bir burç, kararsız bir burç. Ne yaptığını kendi de bilmiyor aslında. Kendi içinde karmaşık bir burç. Sessiz ama çok da. Bence o da sinsi bir burç. Sinsi olmayan insan mı var? Düşünsek olan. Başka hangi burç kaldı? Yengeç burcu çok duygusal, balık burcu çok duygusal derler. Yengeç burcu hem duygusal hem sinsidir. Balık burcu da çok ağlamaz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ağladığı yok.